Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Bugün çok güzel bir fikirle karşınızdayım. Benim evde böyle bir kavanoz kapağım vardı. İçerisinde şöyle bir plastik çıktı. Tabii bu plastik, yani benim kavanozumu kapatmamda herhangi bir işe yaramıyor. Bu kavanozun içerisinden çıkan bu plastiği değerlendirmek istedim. Eğer sizin böyle evinizde kavanozlar yok ise hazır olarak plastiklerinden de satın alabilirsiniz. Ya da aynı şekilde kasnak kullanabilirsiniz. Bunun için makrome ipi. Bu kalın olan makrome ipi özellikle göstermek istiyorum. Çünkü benim bugün kullanacağım ince olanından. İnce bir makrame ipi. Aradaki farkı görmeniz açısından ikisini de yan yana tutmak istiyorum. Bakın, aradaki fark. Gayet ince bir makrame ipi. Tabi tercih size ait. İsterseniz kalın olanını kullanabilirsiniz, isterseniz ince olanını kullanabilirsiniz. Eğer bu yaptığımı daha kalın olanla yapıp daha büyük bir kasnağı ya da plastiğe yaptığınız zaman daha büyük, içerisine ayna koyup bir ayna olarak ya da duvar dekoru olarak tek başına da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen bunun için 40 santimlik parçalar kesiyorum. 40 santimlik parçalar kestim. Hemen plastiğimi yapacağımız yere bantlıyoruz. Bu işlemi yapmak zorundayız. Çünkü yaparken rahat çalışmak istiyorsak ya bir yere asmamız lazım ya da benim yaptığım gibi bunu masaya sabitlemekte fayda var. Bunu yaptıktan sonra hemen gösteriyorum. İkiye katladım ipimi. Bakın, ipi alt tarafından geçirip içerisinden alttaki ipimi geçiriyorum ve bu şekilde düğüm atıyorum. Yine bir tane daha yapalım. İkiye katladım. İp arasından geçirdim. Ve tekrar düzgün bir şekilde olmasına özen gösteriyorum, bakın. Ve ipimi arasından geçirip sıkıştırıyorum. 10 tane bu şekilde ipimi takıyorum. Sağda ve solda iki tanesini ayırıyorum. Şimdi şunu da ayırdım. 4 tanesinden şimdi bir tane makrome düğümü yapacağız. Bunun için ortada iki tane bırakıyorum. İpimi şöyle bir D yapıyorum. Soldaki ipimi üstünden geçiriyorum. Ve buradaki alttan ipimi geçiriyorum. Ve sıkıştırıyorum. Şimdi yine bu sefer ters tarafa D yapıyorum. Hatta elimi alarak yapayım. Bakın, D harfini yaptım. Üstüne koyduğum ipimi. Bu ipimi, sağdaki ipimi buradaki oluşturduğum D'nin içinden geçiriyorum. Ve bitiriyorum. Burası bitti. Sıra geldi bu kısma. Yine 4 tane ipimi aldım. Bir tane D yaptım. Aslında 2 tane ipi bağlamıştık. 2 ipin de birer tane ipini ortada bırakıyorum ve dıştaki iplerle düğmemi atıyorum. D yapıyorum. Ve ipimi geçiriyorum. Hep aynı taraftan başladım. Bakın, hep ilk önce sağ taraftan, sonra sol tarafa D yapıyorum. Şimdi sağa yapmıştım. Şimdi sol tarafa D harfi gibi, bakın, üzerine getirdim. İpimi arasından geçiriyorum.
Diğer iki tanesini de bu şekilde yapıyorum. Sağda ve solda iki tane ip bıraktık ve dört tane düğüm attık. Şimdi bu iki tane düğümün ayırıyorum dört dört, bakın şunları ayıralım, dört dört ayırdım. Ortadan iki tanesini birleştiriyorum ve şimdi buraya tekrar bir tane düğüm atacağım. Bunun için bir sağdan bir de sol taraftan bir tane ip alıyorum. Yine üst taraftaki yaptığım gibi düğümümü atıyorum. Yine sol tarafa da aynı düğümü atarak bitiriyorum. Düğümümü attım. Şimdi sıra geldi bu geri kalan iki tane ile yanındaki düğümün iki tanesini alıyorum. Bakın sıradan almaya özen gösteriyorum. Gelişi güzel almıyorum. Şimdi buraya bir tane düğüm yapıyorum. Ortada iki tane bırakıyorum. Tekrar bu kısma düğüm atıyorum. Aynı şekilde sol tarafa tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bakın alttan alıyorum ipimi ve düğümümü atıyorum. Yine geri kalan ip, iki tane ipim ve sonuncu düğümün iki tane ipini alıyorum. Dört tane elimde ip var. İki tanesi ortada. Yine aynı şekilde düğümümü atıyorum. Tekrar sol tarafa bu sefer aynı işlemi yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört tane düğüm olmuştu. Şimdi üç tane düğümüm oldu. Şimdi sırada iki tane düğüm yapacağız. Bunun için yine üç tane düğümün ilk iki tanesini ortalarından, bakın ortalarında iki tane bir sağdan bir soldan ip alarak ortada bırakıyorum. Yine sağından ve solundan birer tane ip alarak düğümümü atıyorum. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Dört tane düğüm olmasını istediğim için ben 10 tane bağladım. Yani iki katını alacaksınız. Dört tane düğümün iki katı 8. İki de yanlarda bakın 9. 10 tane ne yaptık? İp bağlamış olduk. Eğer daha fazla sayıda yapmak isterseniz ona göre sayıyı artırabilirsiniz. En son artık bir tane düğümümüz kaldı. Ortaya iki tane bırakıyorum. Ve tekrar buraya düğümümü atıyorum. Dört, üç, iki ve bir tane olarak orta kısmını tamamladık. Sağda ve solda ikişer tane ipimiz vardı. En sağdaki ipimi alıyorum ve sol elime koyuyorum. Bu ipimi sol elimden bırakmıyorum. Şimdi sağ elimle sıradan hangi ip geliyorsa şu şekilde düğüm atıyorum, bakın elimle.
Tekrar yavaşça gösteriyorum bakın. Bu ipimi sıkı bir şekilde tutmam lazım. Gevşek kesinlikle bırakmayın. Tekrar sıradan ipimi bu şekilde tutuyorum ve düğümümü atıyorum. İkişer tane düğüm atıyoruz aynı iple. Aynı iple iki tane. Sıradan tekrar. Bakın bu şekilde ilmeklerimi, daha doğrusu düğümlerimi atıyorum. Sıra sonuna geldiğimizi nereden anlayacağız? Ortada bir tane düğümüm vardı. Bu düğümün 4 tane ipinin olması lazım. Şu an 3 tane kaldı bakın. 2 tanesini bu tarafa, 2 tanesini de diğer tarafta kullanacağım. Ve şuradaki ipimi de yine bu tarafta kullanıyorum. Düğümümü attım. Bitirdim. Şimdi bu ipimi bırakıyorum. Sağ tarafı bitti. Şimdi sıra geldi sol tarafa. Bunun için de en soldaki ipimi alıyorum ve sağ elime koyuyorum. Bakın sağ elimde tutuyorum. Sıradan şimdi iplerimi bakın gördüğünüz gibi düğüm atıyorum. Alttan ipimi aldım ve şu şekilde üstüne düğüm yapıyorum. Bakın tekrar ikisinin farklı yönü, biri sağ tarafa gidiyor, biri sol tarafa. İkişer tane düğüm atıyorum. Sağ elimdeki ipimi asla bırakmıyorum. Sonuna geldim. Geldikten sonra buradaki sağ ipimi sol elime alıyorum ve yine buraya sağ tarafı yaptığım gibi düğümümü atıyorum. Ve ilk sırayı bitiriyorum. Şimdi sıra geldi ikinci sıraya. Bunun için sağ taraftaki ipimi yine sol elime alıyorum ve sıradan yine aynı şekilde ikişer tane her ipe düğüm atıyorum. Sol elimdeki ipimi yine asla bırakmıyorum. Sağ tarafı bitirdim. Şimdi sıra geldi sol tarafa. Yine soldaki ipimi elime alıyorum. Ve yine her ipime ikişer tane düğüm atıyorum. Sıra sonuna geldiğimde, bakın bitiş yerine geldiğimde yine sol elime ipimi alıyorum ve buraya iki tane soldaki ipimle düğüm atıyorum ve bitiriyorum. Bitti. Şimdi istediğiniz uzunlukta buradaki parçalarını kesebilirsiniz. Ben biraz kısa bırakacağım. Eğer kalın bir iple yaparsanız, bunları kestikten sonra bir tararsanız bu şekilde daha da hoş duracaktır. Bu benim taranabilen bir ip değil. Bu şekilde kesiyorum. Ben bu makromeyi çerçeve olarak kullanıyorum ama siz çok farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Daha küçüklerini yapıp böyle
Düğünlerde ya da çocuk doğumlarında sevdiklerinize minik hediyeler verebilirsiniz. Anahtarlık tarzı olabilir ya da yine içerisine küçük resimler koyup ya da içerisine küçük yazılar koyup hediye edebilirsiniz. Ya da daha büyüğünü yapıp duvara duvar süs olarak yapabilirsiniz. Ya da bir aynanın üzerine yapıştırıp yuvarlak bir aynanın üzerine yapıştırıp ayna olarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çok farklı alanlarda kullanılabilir. Şimdi ben bunun içerisine resim koymak istiyorum. Resimlerimi belirliyorum. Bu aynı yuvarlaklığın oluşması için şununla bakın aynı hizada gibi ya da bir pergelden yardım alabilirsiniz bu noktada. Hemen şöyle üzerine koyup kalemle etrafını gelip kesiyorum. Yapıştırıcıyı güzelce sürdüm. Hemen arka tarafından yapıyorum bu işlemi. Hemen kağıdımı, daha doğrusu resmimi yapıştırıyorum. Evet, çerçevelerimizi en sonunda bitirdik. Ben kızımın resimlerini koymayı tercih ettim. Siz de sevdiklerinizin resimlerini koyup onlara güzel hediyeler de hazırlayabilirsiniz. Ya da evinizin bir köşesine bunları asabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki tasarımımda tekrar buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.